Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT Tarih seri denemelere hız kesmeden devam ediyoruz ve geldik sizler için hazırladığım 7. denemeye değerli arkadaşlarım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen sorulara geçelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Hazır mıyız? Başlıyoruz değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz tarih ve zaman. Tarih biliminin yöntem aşamalarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Değerli arkadaşlarım, sıralamayı bilmemiz lazım. ÖSYM tarafından tercih ediliyor. Biz buna ne diyorduk? Biz buna 5T kuralı diyorduk değil mi değerli arkadaşlarım? Sıralamayı bilmemiz lazım. Taramayı değil, sıralamayı bilmemiz lazım. Şimdi aşkına baktığımızda tarama, tenkit, tahsil, terkip ve tahlili vermiştim sizlere. Bunlara burada yanlış bilgi var değerli arkadaşlarım. Bunu eleyelim. Tasnif, fail. İlk aşamamız tarama olacak. Yani kaynak arama. Tamam. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit cevabımıza ulaştık değerli arkadaşlarım. Tarama, tasnif, tahlil. Hayır. Değerli arkadaşlarım bakın unutmayın. Tek tek size açıklayacağım. İlk önce kaynakları arıyoruz. Bu bir. Ondan sonra sınıflandırmadan geçiriyoruz. Bilgilerin yeterli olup olmadığına bakıyoruz. Eleştiri süzgecinden geçiriyoruz. Ve en son sentezliyoruz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz. Türkler farklı yerlere göç ettikleri için etki alanları genişlemiş ve kaynaklarda Türk kelimesinin anlamı farklı değerlendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu olgu doğrultusunda yanlış değerlendirilmiştir? Töreli ya da nizam sahibi kim tarafından kaleme alındı? Ziya Gökalp. Olgunluk çağı kim tarafından ele alındı? Kim tarafından değerlendirildi? Kaşgarlı Mahmut. Türemek tarihçi Bembry tarafından anlamlandırıldı değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bembry Türemek demiştir. Güçlü ve kuvvetli Uygur kaynaklarında geçiyor. Çin kaynaklarında Mifen olarak geçiyor. Sahip kıran Türk adının anlamı arasında değildir. Sahip kıran Emir Timur'a verilen lakap ya da unvandır değerli arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra 4 halife veya Cumhuriyet devri olarak nitelendirilen dönem başlamış ve seçimle başa geçen ilk halife Hazreti Ebu Bekir olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilebilir? İlk halife dönemini bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Sasanilerle Niyaven Savaşı'nı gerçekleştiren Hazreti Ebu Bekir değil ikinci halifedir. Yani Hazreti Ömer'dir değerli arkadaşlarım. Bu neyle? Mekke'nin fethi, Mekke'yi fetheden kimdir? Hazreti Peygamber'dir değil mi? Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi doğru cevabımız. Bizans ile ilk deniz savaşının ismi biliyorsunuz ki inşallah yazarız bunu. Zatüs Savari'dir değerli arkadaşlarım. Ve bu savaş Hazreti Osman döneminde gerçekleşmiştir. Ele İspanya'yı fetheden Tarık bin Ziyad'dır. Yani hangi dönem? Emeviler dönemi. Cevabımız Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi olacaktır. Niye hocam? Niye kitap haline getirildi? Çünkü savaşlarda hafızlar ölüyordu. Peki hafız kimdir? Hafız Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kişilerdi. Bu gibi sebeplerden dolayı artık Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. Dördüncü sorumuz. Sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? 4 Temmuz 1187 yılında gerçekleşen bu savaşla Kudüs geri alınmış ve bu olayın sonucunda Eyyubiler İslam dünyasında prestij sahibi olmuşlardır. Hepsi hakkında size bilgi vereceğim. Malagiri Savaşı, Alparslan komutasındaki Büyük Selçuklu ordusu, Roman Diyojen komutasındaki Bizans ordusunu mağlup etmiştir ve Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Ayncalut, Memlüklerin Moğolları durdurduğu savaştır. Hıttin, doğru cevabımız. Kösedağ Savaşı, Türkiye Selçuklu Devleti ile İlhanlılar arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaşı İlhanlılar kazanmış ve Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştur. Katvan Savaşı. Sevgili arkadaşlarım, Katvan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girdiği savaştır. Kösedağ'la Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girerken Katvan Savaşı ile Büyük Selçuklu yıkılma sürecine girmiştir. Cevabımız Hıttin Savaşı olacaktır. Selahaddin Eyyubi komutasındaki Eyyubi ordusu Haçlı ordusunu mağlup etmiştir değerli arkadaşlarım. Beşinci sorumuz. Osman Bey 1281 yılında beyliğin başına geçerek yeni devletin temellerini atmaya başlamıştı. Bizans'a yapılan ilk savaş sonucu ile birlikte Osmanlı artık tanınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Şimdi soru köküne dikkat etmeli lazım. İlk Osmanlı-Haçlı Savaşı'nın gerçekleşmesi. Biz buna ne diyorduk? Sırp-Sındığı Savaşı diyorduk değil mi değerli arkadaşlarım? Sırp-Sındığı Savaşı ne güzel yazdım. Hangi dönem Murat Hüdavendigar? İlk gümüş parayı bastıran Orhan Bey. Kuruluş dönemi. İlk vergi, verginin ismi Bağcı Pazar Vergisidir. Osman Bey. Nibolu Savaşı hangi dönem? Yıldırım Beyazıt dönemi değerli arkadaşlarım. Yani 1. Beyazıt. Haçlı ordusu burada mağlup edildi. Doğrudur. Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğünü sağlayan kimdir? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Ne zaman gerçekleşti?
İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'un fethi yükselme dönemine tekabül ediyor. Geldik 6. sorumuza. 17. yüzyıl Osmanlı Devleti için kaynaklarda arayış yılları veya duraklama düğümü olarak geçmektedir. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı'yı idare eden padişahlardan biri değildir? Eminim ki şifrelenme yapmışsınızdır. Genç Osman Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişahtır. 17. yüzyıl padişahı 1. Mustafa kısa süre tahta kalmıştır. Hatta iki defa tahta geçmiştir değerli arkadaşlarım ama idare edememiştir 17. yüzyıl. 1. Ahmet yine 17. yüzyılda Osmanlı'yı idare eden kişidir. Ekber ve Erşed sistemini getirmiştir. 1. Abdülhamit doğru cevabımız. 4. Murat Bağdat Fatih olarak bilinir. Genç Osman'ın katilini, Genç Osman'ın intikamını kötü bir şekilde almıştır. Onu öldüren Yeniçerilerin hepsini tek tek yakalayıp öldürmüştür değerli arkadaşlarım. 4. Murat Osmanlı tarihinin en iri ve cüsseli padişahı olarak bilinir değerli arkadaşlarım. 17. yüzyıl padişahı. Ancak 1. Abdülhamit 18. yüzyıl padişahıdır. Bu dönemde urufe alım satımı yasaklanmakla beraber culus kaldırılmıştır. 7. sorumuz. Yaşanan bu olaylar hangi padişah döneminde görülmüştür? 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri hız kazanmış ve bununla birlikte yapılan harcamalar sonucu hazine boşalınca Kırım Savaşı sırasında İngilizlerden dış borç alınmıştır. Kırım Savaşı'nın padişahını bilmeniz lazım. Abdülaziz, yurt dışı seyahatine çıkan Osmanlı padişahı. II. Mahmut, yurt içi seyahatine çıkmıştır değerli arkadaşlarım. Bu dönemde yaşanan en önemli gelişme Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır ya da İngilizlerle imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması'dır. II. Abdülhamit Marihperver olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Yine bu dönemde 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir. 5. Murat 3 ay 3 gün tahta kalmıştır. Pek fazla bilgi veremiyoruz. Cevabımız Sultan Abdülmecit olacaktır değerli arkadaşlarım. Burada bazen de tarihleri bilmemiz lazım. 8. soruya geldik. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkan devletleri Osmanlı'ya karşı cephe almış ve Uşu Antlaşması'yla savaştan çekilerek Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetmiştir. Gerçekleşen 1. Balkan Savaşı'nda da Osmanlı başarısız olmuş ve ağır yara almıştır. 1. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Böyle dolaylayarak hazırlamak istedim. ÖSYM de bunu yapıyor. Sizden 1. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmayı istemişim. Bükreş Antlaşması 2. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmadır. İstanbul Antlaşması 2. Balkan Savaşı'ndan sonra hem Bulgaristan'la hem de Sırbistan'la imzalanan antlaşmadır. Londra doğru cevabımız. Atina Antlaşması 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanistan'la imzalanan antlaşmadır değerli arkadaşlarım. Osmanlı ile Yunanistan. Selanik Antlaşması Ateşkes Antlaşması olarak bilinir ve Bulgaristan'la İtilal Devletleri arasında imzalanmıştır. Cevabımız Londra olacaktır. Şimdi 9. soruya geldik. Yukarıda söylenen taarruz cephesi aşağıdakilerden hangisidir? Bunları birazcık büyüteceğim değerli arkadaşlarım. Merak etmeyin. Bunları görüyorum. Enver Paşa'nın komuta ettiği bu cephede Sarıkamış Harekatı başarısızlıkla sonuçlanmış ve 90 bine yakın asker şehit olmuştur. Çanakkale Savaşı başarıyla kapandıktan sonra bu cepheye katılan Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i geri almıştır. Sizlere böyle bilgiler verdim. Kanal komuta eden Cemal Paşa'dır. Burada İngilizlerin sömürge yolları kesilmek istenmiştir ancak başarısız. Kafkas doğru cevabımız Irak'ta Halil Paşa'yı unutma. İki gözümün çiçeği burada Kutul-Amare Zaferi gerçekleşiyor. Galicia Osmanlı'nın sınırları dışında savaştığı cephedir. Yardım cephesi. Suriye Filistin'de Mustafa Kemal var. Burada da başarı sağlanamıyor. Cevabımız Kafkas olacaktır. Geldik 10. sorumuza. Hazırladığım bir soru değerli arkadaşlar. Zaten ÖSYM tarafından tercih edilmişti. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Bu söz hangi savaşın kazanılmasında etkin rol oynamıştır? Mustafa Kemal'in tarihe geçen sözü. Çanakkale, ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. İkinci İnönü, İsmet Bey'e tebrik telgrafı gönderildi değerli arkadaşlarım. Siz orada sadece düşmanı değil milletin mahkus talihini de yendiniz. Büyük taarruz, ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Sakarya doğru cevabımız. Dilim dönmedi. Kütahya Eskişehir savaşlarında biliyorsunuz ki Yunanlılar 3. Büyük Taarruzu gerçekleştirirken Mustafa Kemal önderliğinde eğitim kongresi toplanmıştır. Cehaleti yenmek, düşmanı yenmekten daha zordur diyor Mustafa Kemal. Savaş sırasında bile eğitime değer verilmiş cevabımız Sakarya Meydan Savaşı ya da Subaylar Savaşı ya da Mustafa Kemal'in deyimiyle Melhame-i Kübra. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.